Eğer biri size satrancı neden sevmeliyiz, ne var bu satrançta diye sorarsa bu maçı gösterebilirsiniz. Rafael Vaganyan, Albin Planins D4, At 6 C4, C5 Eğer bir büyük usta Benoni savunması yapıyorsa benim için 1-0 önde demektir. Kısaca şunu söyleyelim, bu bir piyon fedası değil. Eğer D alır C5 yapılırsa, belirli yöntemlerle verdiği piyonu kısa bir süre içerisinde geri alabilir. Burada D5 sürüşü daha fazla tercih edilir. Sonrasında E4 merkezde piyonlarla bir alan üstünlüğü. Tabii ki tek fikir bu değil. Sonuçta ilerleyen piyonlar size fazladan bir sorumluluk yükler. Eğer Benoni savunmasının taktiksel, dengesiz pozisyonlarına pek girmek istemiyorsanız, at f3 daha sakin bir tercihtir, gerilimi tutarak. Şimdi, c alır d4 ile birlikte daha değerli merkez piyonunu aldı, e tabii ki rakibi de d4 karesine güçlü bir at yerleştirdi. Ve burada iki büyük ustanın sahip olduğu yarı açık hatlar ileride önemli olabilir. Şimdi E6 ile birlikte at C3 ve fil B4 rakibinin E4 sürerek daha fazla alan kazanmasını atı açmaza alarak engelledi. Burada at B5 yapılmış. Evet, açılış ilkelerine pek uygun değil. At ile bir hamle daha yapıyor. Ancak bir fikir var. Öncelikle zayıf D6 karesinden rakibin şahına doğru gelmek istiyor. Problem yok, kısa rok var. Ve A3, filinle ilgili bir karar ver diyor rakibine. Ve burada Planins, fili geri gelerek tempo kaybetmek yerine hemen atı almış. Fil alır C3 ve at alır C3. Şimdi az önce yapılan at B5'in temel fikrini daha iyi anlıyoruz. Piyon yapısını bozmadan buradaki yani C3 karesindeki bu alışı at ile yaptı. Ve fil çiftini elde etti. Bunlar güzel avantajlar. Tabii ki bununla birlikte açılıştan beri atıyla buralara kadar geldi. En son piyonu sürdü. Tempolar kaybetti. Albin kendisine şunu söylüyor olmalı. Ben rok attım, şahım güvende, rakibin şahı halen merkezde, e gelişimde biraz daha öndeyim ve pozisyonun merkezin açılması benim avantajıma olur yorumunu yapıyor olmalı. Burada güçlü bir hamle geliyor. D5 Şimdi fil g5 e tabii ki atı açmaza aldığından dolayı d5 piyonu üzerindeki baskıyı arttırdı. Ancak planins oralı bile değil. h6 filinle ilgili bir karar ver. Peki diyor fil alır f6 vezir alır f6 c alır d5 e alır d5 ve d5 piyonu boşta. Şimdi eğer bu piyonu almak istiyorsanız nasıl bir seçenek olmalı? İki tane var. Tabii ki at alır d5 sanki daha güzel duruyor değil mi? E tempo ile yapıyorsunuz. Burada rakibiniz de b2 piyonunu vezirle alabilir. E at c7 yani burada bu köşedeki kale düşmüyor mu? Bu büyük bir hata olurdu. Vezir c3'e gelir. Ve şimdi öncesinde A1'deki kaleyi alır ve sonra geri gelerek tekrar atı alabilir. Bu nedenle E alır D5'e. Eğer piyonu alacaksanız burada vezirle almak en iyisi. Tabii ki bu çok dikkatli verilmesi gereken bir karar gelişimde ve şah ile ilgili önemli problemler varken veziri buraya kadar geliyorsunuz ve rakibiniz kale d8 ile bir tempo daha alıyor. Şimdi vezir f3. Ben piyon öndeyim. Vezirleri değişelim, oyun sonuna girelim diyor. E tabii ki bunu kabul etmeyecektir. Vezir b6. Piyonu istiyor. Kale d1. Vaganya'nın buradaki stratejisi oldukça doğru. Eğer şahınız merkezde ve materyal öndeyseniz sadeleştirmeler yaparsınız. Bu durum rakibin atak fırsatlarını azaltır. Şimdi kaleyi istediğinden dolayı öncelikle kale alır d1 cevabını veriyor ve at alır d1 ile birlikte böylelikle piyonunu korumuş oldu. E tabii ki at geri gelmek zorunda kaldı. At C6 gelişimini sürdürüyor. Vezir E3 yine bir vezir değişme önerisi. Yani tabii ki burada rakibinin vezirleri tahtada tutacağını adı gibi biliyor. At D4 zaten yapılmış. Şimdi dikkat at C2 ve vezir düşebilir. Tabii ki vezir E8 şah temposu ve şah H7. Yani burada Rafael Vaganya'nın fikrini kısaca şöyle anlatabiliriz. Bu C8'deki vezir filini açmaza almak ve dolayısıyla rakibinin gelişimini erteleme fikriyle. En son şah h7 ve burada e3 ver atı. At zaten c2 karesine yerleşmek istiyordu problem yok. Ve şah d2. Şahın son olarak buraya kadar D2 karesine kadar gelmesi ve Planins bunu gördüğünde bu fırsatı bulursa kaçırmaz. Şimdi bu fil açmazda gibi duruyor değil mi arkadaşlar? Peki gerçekten öyle mi? Fil F5 mükemmel bir kale fedası. Net kale boşta ve almak zorundasınız yoksa bu kalede atağa katılır ve bu oldukça kötü olurdu vezir alır a8 vezir tahtanın köşesine gelmek zorunda kaldı şimdi vezir d6 şah c1 güzel sanki uzun rok atmış gibi değil mi Şimdi dikkat edin. Net kale geride olsa bile ataktaki taş sayısına bakarsak daha üstün bir durumda. Ve rakibin veziri şimdilik tahtanın köşesinde savunmaya gelmesi, yardım etmesi oldukça zor gibi. Şimdi arkadaşlar, burada o kadar güzel bir hamle geliyor ki. Yani ne diyebilirim? At a1. Şu güzelliğe bakar mısınız? At tahtanın köşesinde ve B3'ten mat yapmak istiyor. Fil de burada. İnanılmaz. Şimdi burada makineye göre B3 karesinden matı savunmak için en iyisi fil C4 olmalıydı. Ve tabii ki bir gelişim değil mi? Halen koordinasyon problemi var. Yani fazladan bir kalesi olmasına rağmen kaleyi geliştirmekte zorlanıyor özellikle bu at sebebiyle. Şimdi fil c4 eğer yapılsaydı burada kuvvetle muhtemel vezir c5 olabilirdi. Açmazdaki fili kazanmak istediği gibi bir de yine açmazdan faydalanarak at b3 mat istiyor. Kolay değil. Zaten makine bile belirsiz yorumunu yapıyor. Bizler tekrar ata 1'e geri gelelim piyon fedasıyla başlayan sonrasında kale fedası ve at a 1 ile sürdürdüğü bu mükemmel güzel mat atağını nasıl sonuçlandırabilir? Tabii ki satranç tarihinde böyle güzel oyunlar genellikle yani rakibin büyük bir hata yapmasını gerektiriyor. Burada Vaganyan vezir alır b7 ile at b3 matı tutma fikrini uyguladı. Peki sizlere sormak istiyorum. Burada siz olsanız bu mükemmel mat atağını nasıl sonuçlandırırsınız? Vezir alır B7'ye, vezir C7 ve rakip terk ediyor. Şu duruma bakar mısınız lütfen? İki vezir de boşta. Peki vezir C7'ye vezir alır C7 yapılırsa at B3 mat var at ve filin mükemmel bir uyum içerisinde mat yaptığını görürdük. E tabii ki vezir C7'ye eğer veziri almayarak mesela at C3 tercih edilirse e şimdi kendisinin veziri boşta kalırdı. Planins'in kariyerindeki en iyi maçlarından bir tanesinin olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Siz değerli izleyicilerimi izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalımızı katıl butonuyla bağışlarınızla destekleyebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenerek, abone olarak ve yorum yaparak beni çok mutlu edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, kendinize çok iyi bakın, satrançla kalın.